Evet o dönem. Gençliğinde Şehzade Mehmet Marisa'da görev yaptı. Sancak Sancakbeyiydi. Evet Marisa Osmanlı için çok önemliydi. Osmanlı sultanları tahta çıkmadan önce bir müddet Manisa'da kalırlar ve orada halkla ilişkiler, askeri eğitim, vergi alması ve yönetimdeki tecrübelerini orada kazandılar idi. Karşımızda Marisa'nın o dönemdeki bir gravür resmi görüyorsunuz. Evet bu resim Marisa'yı gösteriyor camileriyle çarşısıyla, Nesir Macunu'yla Manisa, Osmanlı Sultanları'nın tahta geçmeden önceki görev yaptığı bir Ege şehrimizdi. Manisa çok önemliydi. Osmanlı'nın temelleri veya Osmanlı padişahlarının gelecekteki idaresi orada şekilleniyordu. Fatih Sultan Mehmet, babasının ölümü üzerine 1450, e Evet, 49 yılında tahta geçti. Genç bir insandı, büyük heyecanları vardı ve çok büyük bir hedefi vardı. Bizans'ın başkenti İstanbul almak ve İstanbul'u dünya başkenti yapmak istiyordu Mehmet. Divanda toplamıştı sadrazamını ve diğer efendim, yetkilileri ve onlara olay tartışıyor. Sorular soruyor. Diyor ki İstanbul'u ya Konstantinopolu nasıl alabiliriz? Çandarlı Halil Paşa ve diğerleri ona görüş aktarıyorlar. Mehmet tartışıyor askeri gücünü, ekonomik gücünü, hedeflerinin ne olduğunu söylüyor. Onun o heyecan ve ideallerine inanmak istemeyenler var. Zaman zaman tartışıyor, kavga edercesine kızıyor. Tek başına kaldığında Konstantinopolis diye bilinen Bizans başkentinin, Alman'ın planlarını yapıyor. Harita üzerinde e, Bizans başkentinin işte deniz kıyısındaki olan yerini, surlarını, onların askeri gücünü, her şeyi inceliyor ve bütün hayalini, bütün hedefinin Konstantinopol denen Bizans başkentini almaya harcıyor. Evet Mehmet'in huzurunda o zamanki hükümetiyle yaptığı bir toplantının şu an görüntüsünü izliyorsunuz. Evet Mehmet İstanbul'da fethinden önce bu şekilde toplantılar yapıyor. Ve burası İstanbul değerli seyirciler. Bizans'ın başkenti yani onlara göre Konstantinopol. Roma İmparatorluğu'nun iki parça ayrılmasından sonra, milattan sonra 390'lı yıllarda Doğu Roma diye bilinen efendim Konstantinopol, Bizans'ın başkenti oldu ve uzunca bir zaman Doğu Akdeniz'in, Balkanların, Anadolu'nun efendim idaresi burada gerçekleşti. Bizans'ın idaresi uzunca bir zaman sürdü. 1204 yılında Latinler tarafından işgale uğradı. Yaklaşık 40-50 yıl bu işgal sürdü. Kostantinopol kentinde sonra tekrar Paleolog ailesi başkenti ele geçirdi ve Bizans kralları nesilden nesile orayı idare ettiler. Konstantinopolis yani Bizans'ın başkenti surlarıyla, efendim, Golden Horn'un hariciyle sahildeki limanlarıyla, ekonomik üretkenliğiyle, Karadeniz'i Marmara'ya, Akdeniz'e bağlayan geçiş yerinde olmasıyla bir da Avrupa ve Asya'nın efendim kavşak olmasıyla çok önemli bir konumdaydı. Dünya ekonomisinin, ticaretinin ve askeri olayların merkezindeydi. Bizans'ın işte o parlak medeniyetinin ve ekonomisinin temelinde Konstantinopol kentinde başkentlerinin olması ve orada çok önemli gelişmelerin efendim yaşanması idi. Evet karşımızda Bizans'ın başkentinin İstanbul'un fethinden önceki görüntüsünün bir çizimini görüyorsunuz. Sultan Mehmet tüm hedefini doğrulttu ve burayı almak için planları yaptı. Evet ve o planları uygulamaya kondu. Bizans'ın son hükümdarı Konstantin. Konstantin kenti nasıl savunacağını düşünüyordu. Komutanların topluyor, tartışıyor, askeri gücünü ortaya koyuyor, vergi istiyor. Evet ve cesur vatanı savacak askerlerin savaş ortamında başarılı olmasının her türlü tedbirlerini arıyor. Konstantin'in yani son Bizans İmparatorluğu'nun kendi zamandaki bir kilisede çizilmiş efendim bir resmi görüyorsunuz. Haç ve başındaki süslü tacıyla, kıyafetiyle Konstantin başkentini korumak için çok çalıştı hem cesurdu, surların yenilenmesi, askeri gücün elde edilmesi ve muhtemel bir Osmanlı Türk saldırısına karşı başkentini korumak için her türlü çabayı sarf etti. Ancak onun gücü Bizans'ın direnmesine, dayanmasına ortam sağlamayacaktı. Evet karşımızda Konstantin, Bizans'ın en son hükümdarının evet, görüntüsünü şu an izliyorsunuz. Evet Konstantin. Konstantin Haliç girişine karşılıklı kazıklar üzerinde efendim demir bir zincir taktırmıştı. Bu zincir sayesinde Osmanlı gemilerinin Marmara'dan veya da Boğaz'dan Haliç'e girmesinin mümkün olamayacağını söylüyor idi. Yani yaklaşık iki karıştan biraz daha fazla zincir halkaları birbiri içine geçmiş. Bu şekilde Haliç'in hemen o Karaköy ile Eminönü arasındaki iki yerde karşılıklı zincir uzatılıyor. İstanbul fethinde yani bizim fethettiğimiz İstanbul'da Bizans'ın diktiği bu e, zincir savaştan sonra Osmanlılar tarafından korunmuş ve şimdi İstanbul Harbiye Müzesi'nde orada gösteriliyor. Karşımızda Bizans'ın Haliç'e efendim gerdiği veyahut da oraya e, koyduğu tarihi zincirin bir görüntüsü var. Evet bu görüntü bize o günleri hatırlatıyor. Evet karşımızda Bizans'ın zinciri. Değerli seyirciler, fetihten önce Sultan Fatih İstanbul'da Boğaz'ın kıyısında Rumeli Hisarı denen tarihi kaleyi yaptırdı. 1452 yılında kalenin inşaatına geldiğinde sırtında taş taşıdı, besmele çekti, temele koydu harcını ve bu kalenin en kısa zamanda yapılmasını istedi. Yanındaki işte Sadrazam Çandarlı Halil ve diğer paşalar da kendileri büyük çaba harcadılar. Çok kısa bir zamanda sağlam bir kale yapıldı. O kalenin Uydu fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Evet gökyüzünden baktığınız zaman Fatih'in İstanbul Fethi'nin yaptırdığı Rumeli Sarı böyle görüküyor. Şimdi Rumeli Sarı'nın yapımında ilginç bir şifre, bir gizem vardır. Bu Rumeli Sarı'nın şeklinde Kur'an'daki dört harften birleşen Muhammed ismi yazılı. Mim, ha, mim de Muhammed sözlerinin kale şekline yansıdığı ortaya çıkıyor. Evet, karşımızda bir uydu fotoğrafından veya da uzaydan çekilen bir fotoğrafta Fatihin İstanbul'da yaptırdığı kalenin görüntüsü var. Evet, orada Muhammed yazıyor ve bir fotoğraf şu an görüyorsunuz. Hemen Boğaz kıyısında burçlarıyla duvarlarıyla denizin kıyısı, Boğaz kıyısında, boğazın kıyısında boğazı kesen diye oraya kontrol eden Fatih'in yaptırdığı o ünlü efendim kalenin veyahut da Hisar'ın görüntüsü var. Evet burada bir tarih yaşandı. Burayı İstanbul Fethi için Sultan Fatih inşa ettirmişti. Hedefine varmak için de büyük çabalar harcadı. Evet karşımızda Rumeysan görüntüsü. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Topkapı Sarayı'nda Fatih'in kıyafetleri, kılıcı efendim o zaman giydiği elbiseleri var e, ve eşyaları var. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının üzerinde Kur'an ayeti yazılı. İstanbul'u fethederken elinde tuttuğu hücuma kalktığı anda Allah Allah sesleri efendim söylediği tarihi kılıç. Bu kılıç o kişinin kendini savunduğu viyada düşmanı yok ettiği bir silah gibi anlamak gerekiyor. Bir zaman önce Tuğrul Bey'in Selçuklu hükümdarı Bağdat'a geldiğinde İslam halifesi İslam'ın kılıcını vermişti bir Türk hükümdarı Tuğrul Bey'e. Bu İslam'ın kılıcı bir şekilde İslam halifesi olan Fatih'e de verilmiş oldu tahta geçtiğinde. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının üzerinde Kur'an ayetleri var ve Fatih'in kılıcı evet şimdi Topkapı Sarayı'nda halka gösteriliyor. Fatih'in giydiği kıyafet de var Topkapı Sarayı'nda. Ben onlara da baktım. O kıyafetin de üzerinde efendim, lale şekilleri var ve o şekillerin tabii bir başka özelliği Allah Allah yazmasıdır. Evet yani İslam inancıyla dop dolu bir insan Fatih Sultan Mehmet. Evet Fatih'in kullandığı kılıcın görüntüsü şu an ekrana geldi. Kılıcın gövdesinde o zaman bir Kur'an ayeti var. Ve İstanbul fethinden Kısa bir zaman sonra 29 Mayıs 1453 günü İstanbul'daki Galata Kulesi'nin anahtarı Fatih Sultan Mehmet'e teslim edildi. Cenevizlerin yaptırdığı bu tarihi kule yüzyıllar boyunca İstanbul'da görkemli bir yapıydı. İstanbul'dan hemen sonra yani Haziran... 1453 başlarında Fatih Sultan Mehmet'in efendim huzuruna çıktı. Oradaki yani bu kulede yaşayan insanlar dediler ki biz Osmanlı'ya bağlı kalacağız ve Osmanlı yurttaşı olacağız. Onların bu isteği üzerine Fatih Sultan Mehmet bir ferman hazırlattı. Galata Kulesi'ndeki o insanlara ve İstanbul'daki Hristiyan efendim Cenevizlilere ve diğer topluluklara haklarının ne olduğunu anlattı. Evet karşımızda Galata Kulesi ve okların Gölüsü. Değerli izleyiciler, İstanbul Fethi askeri gücü olan bir kişinin daha zayıf olan bir kenti alması başarısı diye görmek lazım. İstanbul fetihten önce Konstantinopolis adını taşıyor idi. Türkler aldı. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu ele geçirdi. Şehrin adı İslambol düşüncesi çerçevesinde İstanbul oldu. O zamanki belgelerde hem İslambol yazar hem İstanbul yazar. İstanbul'un anlamı tepeler şehri demektir. Ama İslambol sözü Müslümanların efendim en büyük şehri, bol bulunduğu şehir demektir. Sultan Fatih İstanbul'u aldığında kendisini ziyarete gelen Galatalı Hristiyanlara evet bu yazılı fermanı veya ahitnameyi verdi. Fermanı okuduğumuz zaman şu sözler peş peşe yazılmış ortaya çıkıyor. Diyor ki canınızı, malınızı, inancınızı koruyacağım, onunla karışmayacağım, idare yapmayacağım. Ve sizi köle gibi kullanmayacağım, angarya çalıştırmayacağım. Her türlü ticari haklarınızı koruyacaksınız. Evet, ve diyor sizin kiliselerinizi alıp cami yapmayacağım. Değerli seyirciler İstanbul'u fethediyorsanız farklı inançtan yani Hristiyan oradaki gruplara da bu e, hakları veriyorsunuz. Bu bir insan hakları belgesidir. Bu haklar İstanbul'daki sadece Katolik olan efendim Latin Cenovalılara veya da tarafa verilmiş değil. Beraberinde Ortodoks olan da efendim Rumlara veya o gruplara da verilmiştir. İstanbul fethi Fatih'in dünyayı idare etme merkezindeki ideallerini de yansıtır. Ama o ideallerin de özünde insan hakları vardır. Evet karşımızda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği anda Hristiyanlara verdiği insan hakları belgesi. Canınızı, malınızı, inancınızı koruyacağım. Sizi Angarya çalıştırmayacağım yani emeğinizi sömürmeyeceğim, köle yapmayacağım ve diyor siz her türlü haklarınıza sahip olacaksınız. Evet bu sözler 1453 ve sonrasında uygulandı. Hani derler ki insan hakları evrensel beyannamesi Fransız devrimiyle gündeme geldi 1789'da. O batılların dünyaya sunduğu görüş halbuki tarihin gerçeğinde gerçek insan hakları belgesinin en önemli yani kaynağı İslam peygamberi Hz. Muhammed'in eee Mekke'yi fethettiği anda efendim okuduğu Veda Hutbesidir ve Peygamberimizin izinde giden Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman yayınlamış olduğu fermanlarda da insan haklarını en güzel şekilde yazdırmıştır ve açıklamıştır. Evet karşınızda İstanbul'daki Galatallara verilen insan hakları belgesi. İstanbul'daki Rum Patrikhane'sinin binasında bu şekilde bir efendim bir görüntü var, bir mozaik önsü var. Patriklik Fatih Sultan Mehmet'in kendilerine verdiği fermanı ve haklarının ne olduğunu açıklayan ve yansıtan bu mozaiği yaptırmışlar, binlerine koymuşlar. Karşımızda Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'daki Ortodoks Patrikhanenin serbest dini hizmetlerde bulunması yetkisini veya haklarını veriyor. Fatih'in farklı inanç grubundaki patrikhaneye verdiği hakların olduğu fermanı tutar halde efendim karşısında o zamanki Patrik var. Bu şekilde bir mozaik resim çizilmiş veya yapılmış binaya konmuş. Ne muhteşem bir olay. İstanbul alıyorsunuz ama orada zulüm yapmıyorsunuz. Evet Balkanlarda, Romanya'da bir kilisenin içerisinde Türklerin veya Fatih'in, Osmanlı'nın İstanbul'u fetih anının görüntüsü bu şekilde çizilmiş. Evet bir kilisenin içerisindeki bir fresk mozaik şu an görüyorsunuz. Efendim, ekrana geldi. Ve Osmanlı başkenti İstanbul. Bir başka ismiyle İstanbul. İstanbul'un çok çok farklı isimleri vardır. Dersaadet, Saadet, Payitaht ı Ali Osman gibi yani nereden baksanız onu aşkın isim var İstanbul'un. Evet karşımızda Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği, yaptırdığı Topkapı Sarayı. 3 giriş kapısı var. Birinci kapı Babi Hümayun yani devlet kapısı. İkincisi babı selam, selam kapısı ve üçüncü kapı babı saadet. Sarayın içerisinde birinci kapıdan giriyorsunuz, bir boşluk alan var, yani ağaçlar var. Sonra ikinci kapıdan daha içeri giriyorsunuz. Ama sarayın orta yerinde Osmanlı hükümetinin çalıştığı, padişahın da gözlem veya gözcülük yaptığı, zaman zaman da padişahın da idare ettiği hükümetin toplandığı Bab-ı hümayun yani hükümetin çalıştığı bir yer var onun da üzerinde bir büyük kule var o kulenin adı adalet kulesidir yani Osmanlı Devleti yasalara, adalete, insan haklarına uygun şekilde idare edildiğini efendim yansıtan sarayın orta yerinde Adalet Kulesi ve altında o zamanki hükümetin çalıştığı bölümler vardır ve karşımızda Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı sarayını en güzel tihin yaptırdığı bu saraya giren bir